Önceki videomuzda bir uçurumdan aşağı düşen bir arabanın konumunu belirlemek için parametrik eşitlikleri kullanmıştık. Bu eşitlikler neydi? t'nin bir fonksiyonu olan x, e, en iyisi açık açık yazayım, x t eşittir 10'du galiba değil mi? Üzerinden epey süre geçti unutmuş olabilirim. 10 artı 5 t'ydi, yanılmıyorsam böyleydi, evet. t'nin bir fonksiyonu olan y de, yani y de eşittir. 50 eksi 5 t kare. Evet böyleydi. Bu eşitliklerin grafiği de yaklaşık olarak şöyle bir şeydi. Evet e, yeniden çizeyim elime mi yapışacak değil mi ama hadi bakalım. Y eksenimiz bu olsun. X eksenimiz de bu t eşittir 0 değerini eşitliklerde yerine koyunca sonuç 10,50 noktası olur. 10,50 noktası da yaklaşık olarak burasıdır. Burası t eşittir 0 noktası. Ardından başka noktaları da yerleştirmiştik değil mi? t eşittir 1 de vardı galiba. t eşittir 2 buradadır. t eşittir 3 de yaklaşık olarak buradadır. Bu grafik arabanın yere bodoslama olarak çarpmadan önce izlediği yol aslında. Bu parametrik eşitlikler eğrinin yalnızca bu yanını tanımlamıyor aslında. Eğrinin her iki yanını da tanımlar. Hangi grafiği tanımladığını size çizerek göstereyim. T eşittir eksi 1 değeri için hangi noktayı elde ederiz? Üstteki eşitlikte de... Burası eksi 5 olur. 10 eksi 5 de 5 eder. Alttaki eşitlikte t kare artı 1'e eşittir. Oradan eksi 5 gelir. 50 eksi 5 de 45 eder. 5 virgül 45 noktası da burasıdır değil mi? T eşittir eksi 2 içinde yaklaşık olarak şöyle bir nokta elde ederiz. T eşittir eksi 3 için yine yaklaşık olarak şöyle bir nokta gelir. Bu parametrik eşitliklerde tanımlanan eğrinin tümü yaklaşık olarak böyle bir şeydir. Farklı bir renkle çizeyim. Yaklaşık olarak evet böyle bir şey. X arttıkça grafiğin yönü de aa, affedersiniz t arttıkça grafiğin yönü de şöyledir. Burası t eşittir eksi 3 burası t eşittir eksi 2 eksi 1 0 1 2 sonsuza kadar gider. Bir önceki soruda arabanın izlediği yol bu parametrik eşitliklerle tanımlanan grafiğin bir alt kümesidir. Bakın bu çok önemli bir şey çünkü bazen parametrik eşitlikleri sınırlamak ve bu grafik yalnızca t'nin bazı değerleri için geçerlidir demek çok işimize yarayacak. Çözdüğümüz örnek soruda bu gördüğünüz noktadan başlayıp ki bu nokta t eşittir 0 noktasıydı değil mi? araba yere çarpana kadar ilerlemiştik. Sınırları belirlemek için sınırlayıcı ilk değerimiz t eşittir sıfırdır. Çözdüğümüz son örnekte bir uçurumdan aşağı uçan bir arabamız vardı. Sıfır ile başlamıştık. O halde t büyük ya da eşit sıfır. Ardından hangi t değerinde arabanın yere çarpacağını bulmalıyız. Y ne zaman sıfıra eşit olur? Y bizim yükseklik eksenimiz. Y sıfıra eşit olunca araba yere çarpmış olacak. Hangi t değeri için y sıfıra eşittir? Bu ne demektir? 0 eşittir 50 eksi 5 t kare. Bu eşitliği çözersek 0 eşittir 50 eksi 5 t kare. Neden ikinci eşitliği tercih ettim? Ve y'yi sıfıra eşitledim. Çünkü arabanın yere çarpması demek y'nin sıfıra eşit olması demektir. Tekrar ediyorum. Evet. Her iki yana da 5 te kare ekleyelim. Ne olur? 5 te kare eşittir. 50. Her iki yanı da 5'e bölersek t kare eşittir. 10 t eşittir. Kare kök 3. Aslında artı eksi kök 3 yazabilirsiniz. Çünkü yere çarptığımız anda t kök içinde <laughs> affedersiniz. Affedersiniz t eşittir kök 10 değil mi? t eşittir kök 10. Beynim 3 yazmamı söyledi. Çünkü kök içinde onu görünce içimden bu yaklaşık 3 küsür diye geçirdim. Ee, neyse burası t eşittir kök 10'dur. O da yaklaşık olarak 3 virgül bir şeydir değil mi? Evet neydi hatırlayamadım. Hesap makinesini de açabilirim tabii ama çok da önemli değil. ...kare kök değerinin hem artı hem de eksi işaretlisini alırsak... ...burası t eşittir, eksi kökon olur... Başında eksi işareti var. Zamanda geriye gidebilseydiniz yaklaşık olarak burada bir yerlere çarpardınız. Ama unutmayın örnek sorumuzda zamanda geriye gitmiyoruz. Zamanda geriye gidebilseydik arabamız t eşittir. Eksi bir anında buradaki ovada olurdu ve o durumda arabanın ovada bulunduğu konumu tanımlayan çok daha farklı parametrik eşitliklerimiz de olurdu. Arabanın izlediği yolu tanımlamak istiyorsak eşitliklerimizi sınırlamalıyız. T0'a eşit ya da 0'dan büyük olmalı ve kök 10'a eşit ya da kök 10'dan küçük olmalı. Bu sınırlandırmayı yaparsak parametrik eşitliklerimiz bunlar olur. Buraya kadar tamam. Sıradaki konuya geçebiliriz şimdi. Parametrik eşitliklerimizi aldık. Herhangi bir sınırlama yapmazsak grafiğinin nasıl olacağını da gördük. Bu yazdığımız sınırlama koşulu olmazsa parametrik eşitliklerin grafiği her iki yana da uzanıyordu. Oysa ki bizim grafiğin bir yönü vardı. Hatırlayın. Bu yönde ilerliyordu sadece, değil mi? Peki, parametrik eşitlikleri sıradan bir eşitlik olarak yazabilir miyiz? Yani y x'in bir fonksiyonu olacak veya x y'nin bir fonksiyonu olacak. Gelin şimdi de buna bakalım en iyisi temiz bir sayfa kullanalım. Evet eşitlikleri baştan yazayım. x eşittir 10 artı 5t. y eşittir 50 eksi 5t kareydi değil mi? Evet. Bu eşitlik sistemini yalnızca y'lerden ve x'lerden oluşacak şekilde yazmak istiyorsak t'yi ya x cinsinden ya da y cinsinden yazıp sistemde yerine koymamız gerekiyor. Yani t'yi yok etmemiz gerekiyor. Üstteki eşitlik doğrusal bir eşitlik olduğu için t'yi burada yalnız bırakmak daha kolay. Alttaki daha karmaşık çünkü t eşittir, y'nin de içinde olduğu köklü bir ifade içeren bir eşitliğimiz olacak, onu çözmek daha zor. Biz ilkini kullanalım. t'yi bulmak istiyorsak her iki yandan 10 çıkarmalıyız. x eksi 10 eşittir 5t. her iki yanı da 5'e bölelim, x bölü 5 eksi 2. Onu 5'e bölersek 2 eder. Bu da eşittir t. Şimdi bunu yerine koyacağız. t'yi bulduk. Bu ifadeyi alıp bu eşitlikte t gördüğümüz yere yazacağız. Evet şimdi y eşittir 50 eksi 5 çarpı t yerine x bölü 5 eksi 2'nin karesi. Evet, şimdi bunu daha sade bir hale getirelim. Eşittir. Başka renkle yazayım. 50 eksi 5 çarpı x kare bölü 25 eksi 2 çarpı x bölü 5 çarpı 2, 4 bölü 5x. Evet, artı 2'nin karesi yani 4. Şimdi bir de eksiyi dağıtalım. Başta y var. Y eşittir 50 Eksi 5 ile parantez içindekileri çarpacağız. Eksi 5 bölü 25, eksi 1 bölü 5 eder değil mi? Yani eksi x kare bölü 5. Eksi 5 çarpı eksi 4 bölü 5 artı 4 x eder. Son olarak da eksi 5 çarpı 4 eksi 20 eder. Çok az kaldı. Evet çok az kaldı. 50 ile eksi 20'yi toplayacağız. Ne oldu? Y eşittir. Bu çok koyu oldu. Tamam. Y eşittir. Eksi x kare bölü 5 artı 4x artı 30. İşte bu. Bu gördüğünüz parametrik eşitlikleri y'nin x'in bir fonksiyonu olduğu tek bir eşitlik olarak yazdık. Şunu sorabilirsiniz. İyi de neden en başından bu eşitliği kullanmadık? Hem bu çok daha sade. Grafiğini de çizebiliriz. Nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Y'den ve X'ten oluşan yalnızca bir eşitlik var. Ne güzel. Üçüncü bir T değişkeni de yok diyebilirsiniz. Bu tek eşitlik arabanın izleyeceği yolun doğrultusunu bulmak isterseniz yeterli olur. Evet Elinizde bu eşitlik varsa ve sizden onun grafiğini çizmenizi istersen, aşağı bakan bir parabol çizersiniz. yaklaşık olarak böyle bir parabol olur. İlk başta verilen iki eşitlik yerine bu tek eşitliği kullanırsanız, veri kaybı söz konusu olur. Bu eşitliğin herhangi bir nesnenin izlediği yol olduğunu söylersem illa araba olması şart değil. Herhangi bir şey olabilir. Bu eşitlik bir arabanın izlediği yolu tanımlar doğru ama elinizde yalnızca bu eşitlik varsa nesne bu çizdiğim yönde mi yoksa soruda verilen araba gibi diğer yönde mi ilerliyor bilemeyiz. Evet, bilemeyiz çünkü zamana bağlı olarak nasıl hareket ettiğini bilmiyoruz. Benzer şekilde bu eşitliğin bir nesnenin izlediği yolu tanımladığını söylersem ve nesnenin 5 saniye sonraki konumunu sorsam yine bilemezsiniz. Çünkü bu eşitlik size x'in y'ye göre yerini ve y'nin x'e göre yerini söyler. 5 saniye sonraki konumunu söylemez. O verileri kaybettik t eşittir 0 anında burada olduğunu, t eşittir 1 anında burada olduğunu, t eşittir 2 anında burada olduğunu, t eşittir 3 anında burada olduğunu, t eşittir kök 10 anında burada olduğunu söyleyen verileri kaybettik. Parametrik eşitlikler işte bu nedenle çok kullanışlıdır. Bu örneği çözmemin temel nedeni aynı grafiği bu eşitlikle de çizebileceğimizi göstermekti. Tabii bunun yanı sıra parametrik eşitlikleri y ve x türünden nasıl yazabileceğimizi de göstermek istedim. Bir kez daha söylemek gerekirse parametrik eşitlikler çok kullanışlıdır. Sonradan bulduğumuz bu eşitliğin içermediği veriler içerir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.